Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Bizler de hamdolsun iyi diyelim, iyi olalım ama çok da iyi değiliz güzel kardeşlerim. Covid olduk. Eşime bulaştı, eşimden de bana bulaştı. Bir haftadır video falan çekemiyorduk çünkü çok hastaydım. Bugün biraz daha iyiyim. Rabbime binlerce kez hamdolsun. Gerçekten bu hastalıkta çok çok dikkat edilmesi gerekiyormuş. Hani bunu yaşayan gerçekten çok daha iyi anlayabiliyor. Evet, onun için video atamadım bir haftadır değerli kardeşlerim. Sizlere haberdar etmek için tekrar dedim bir güzel kardeşlerime biraz daha iyiyim bugün. Bugün 5 gün oldu. 10 gün sanırım 28'inde son olacak büyük bir ihtimal. Yanlış bilgim olmasın. Yanlış bilgi vermeyeyim değerli kardeşlerim. Gene de iyiyiz. Evet, bu arada evime, yüreğime hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Bizler böyle, sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir sizler de. İşte evin içerisinde o kadar zor ki değerli kardeşlerim. Hiçbir şeye dokunamıyorsun. Eldivenle geziyorsun, maskeyle geziyorsun. Çok şükür yaşlı annem var. Onun için çok çok fazla dikkat etmen gerekiyor. Onun yanına giderken kendimi çok kamuflaj ederek yanına gidiyorum. Yemek yedirilmesi gerekiyor. Hamdolsun Rabbime yüzümün akıyla çıkmayı Cenab-ı Hak nasip etti. İnşallah bir haftadır hiçbir sorun yok. Şimdiden sonra da inşallah sorun olmaz. Yani zoru atlattık binlerce hamdolsun. Binlerce kez ne kadar Cenab-ı Hakk'a hamd etsek azdır güzel kardeşlerim. Çok ağır bir süreçten geçtik. Eşimin aşı oluşu, ikisinin de aşı oluşu, benim de bir aşımın oluşu bizi çok yormadı açıkçası ama yine de çok acı çektik desek yeri var. Direkt boğazlardan vuruyor insanı. Eşim grip gibi oldu ama benim boğazlarım, ilk önce bademciklerim ağrıyor diye şey yaptım. Aferin yuttum, aferin hiç sen misin demedi. Normalde boğaz enfeksiyonunda ben aferin yuttuğum zaman çok iyi geliyordu bana. Ama iki kere yuttum hiçbir şey fayda etmiyor. Sonra üçüncü gün bademciklerimin sızlaması boğazıma indi. Boğazım yanmaya başladı. Böyle çok aşırı üşütürsün de boğazların midem falan yanar. Aynen öyle bir acıydı. Sonra gittik test yaptırmaya. Tabii ilk önce eşim gitti. Özele gitti. Özelde yaptırdı. İyi çıktım. Sonra bir gün sonra yine baktı ki çok daha ağır olmaya başladı. Hani grip daha çok ilerlemeye başladı. Ondan sonra acıma tekrar devlet hastanesine gitti bu sefer. Maalesef özelde yapılanın tam tersi pozitif. Pozitif çıktı. Daha sonra işte benim de boğazıma inince eşim dedi hadi gel birlikte gidelim bakalım sana da yaptıralım. Ve maalesef bende de o çıktı. Hemen sağlıkçılar eve geldiler, sonuçlar belli olunca hemen telefonlara düşünce mesaj geliyor zaten. Düştüğü an sağlıkçılar hemen geliyorlar, ilaç veriyorlar. Tabii ben kalp hastası olduğum için benim ilacım farklı, eşiminkisi farklı. Haplarında herhangi bir şey yan etkisini görmedik hamdolsun. Mesela 3-4 günden beri tansiyon hapını kullanmıyorum. Çok daha iyi geldi sanki bana bu hap. Ondan sonra hemen sağlıkçılar geldiği gibi rica ettik. Anneme de test yaptırdık. Çünkü bir evin içerisindeyiz. Salonda oturuyoruz, geziyoruz, tozuyoruz evin içerisinde. Yanına gidiyorum. Ondan sonra çok şükür annemde öyle bir sorun çıkmadı. Normal çıktı yani. Çok mutluyuz. Bir haftadır işte çok kötü bir zamandan geçtik. Şu bir haftayı daha ama bu bir hafta daha iyiyiz. Geçen hafta çok daha ağır geçti. Öksürüktür, boğaz yanmaları, sıtma, ateş çok şiddetli. Ya hiçbir şeyin yok, sadece ciğerlerin yanıyor. Benim ağzımdan alev çıkıyordu değerli kardeşlerim. Onun için maskelerinizi bir değil iki ya da üç tane mutlaka kullanın. İki, bir de diyorlar ama yani bir bunu yaşayan biliyor. Üç en güzeli. Direkt boğazlardan giriyor çünkü. Yani velhasıl eşim de o kadar çok dikkat ediyordu. Hatta şoförlerle falan kendi çalışanlarına falan hep sürekli uyarı yapıyordu. Ama uyarılar maalesef kendi başına da geldi. Ama hamdolsun yine de
İyiyiz, çok şükür bayağı toparladık kendimizi. Onun için sizlere de haber vereyim istedim. Bu arada 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı, değil mi hayatım? Kutlu olsun çocuklarımızın 23 Nisan'ı. Hayırlı cumalarınız olsun güzel kardeşlerim. Günleri bile karıştırdım. O kadar ki beynimiz uyuşuktu yani, o kadar söyleyeyim. Ama bugün daha iyi hissediyorum kendimi. İyi hissedince aldım kamerayı, dedim şu kardeşlerimle bir konuşayım, bir görüşeyim bakalım. Haber vereyim istedim. Hamdolsun baktım videolardan, ondan sonra aboneliklerim, kardeşlerim gitmiş, kimileri sağlık olsun. Olsun, biri gider, biri gelir. Acelesi yok, koşturmaya da gerek yok. Arkamızdan kovalayan yok. Gelenlere hoş geldin, gidenlere de güle güle diyoruz. Evet, İnşallah şu bir haftayı da geçirelim. Ondan sonra güzel vloglarla karşınızda olacağız Allah nasip ederse. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle değerli kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten bu hastalık şaka değil. Hani kimilerini şimdi marketlerde görüyordum. Ondan sonra yürüyüşlerde kiminin kolunda, kiminin ne bileyim ya çenesinin altında, kimisinde hiç yok. Ama bu hastalığın gerçekten maalesef Şakası yok. şakası yok. Evet, eşim arkadan toparladı. Yani hani bunu yaşayan biliyor değerli kardeşlerim. Ve ben test yaptırmaya gittiğimde çoluk çombalak kuyruktalar değerli kardeşlerim. Onun için ne olur çok rica ediyorum, dikkat edelim ki bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Bu el birliğiyle olacak şeydir. Yani bir kişinin iki kişinin dikkatiyle olmaz güzel kardeşlerim. Hepimiz bir olacağız ki bu hastalıktan kurtulalım değerli kardeşlerim. Artık fazla lafı uzatmayayım. Yoruldum, terledim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Farklı vloglarda görüşürüz inşallah. Bir hafta sonra görüşürüz.